Önceki hastamızda da hanımefendi eşinden çok şikayetçiydi, erkek. Yani kocası çok horluyor diye ve sürekli burnuna takılmış durumdalar. Burundaki problemler horlama ve uyku apnesinin direkt nedeni değildir. Şimdi hanımefendinin burnuna baktığımızda belki yıllardır böyle yaşadığı için alışmış ama çok dar bir burnu var. Yani burun yapısı o kadar dar ki hiçbir zaman %100 sağlıklı nefes alamadı, değil mi? Evet. Ama biz bu burnu düzelsek de, ki fonksiyonel rinoplasti yapmamız lazım düzeltebilmemiz için, düzelsek de horlama ve uyku apnesi tamamen geçmeyecek. Bir kez daha vurguluyorum. Horlama ve uyku apnesinin tedavisi sadece burun cerrahisiyle olmaz. Mutlaka ekstra tedaviler gerekir. Mutlaka hekim arkadaşlara gittiğinizde horlama ve uyku apnesi var ise bunu belirtin. Şimdi flexible endoskopuna bakıyoruz. Haydi bakalım. Sakin sakin. Ağzınızdan derin nefes alın lütfen. Yani içeride çok ciddi bir ileri derecede bir deviasyon yok ama burun çatısı çok dar. Yani bir insanın burnundan nefes almasını etkileyen faktörler yine morfolojik yapı. Şimdi horlar gibi yapın bunu. Evet, bak şimdi nazofarenks dil dökü ineceğiz ama önce yumuşak damağı görüyoruz. Yumuşak damak zaten tahmin ettiğimiz üzere sıkıntılı ama aşağısı nasıl bakalım. Bakın dil dökü ne kadar dar görüyor musun? Nefes al bakalım burnundan. Bak ne kadar kapatıyor. Yani biz hastamıza burun cerrahisi de yapsak, yumuşak damak cerrahisi de yapsak alt katta sorun var. Yani cerrahi tedavi yaparak hastamızın uyku apnesinin düzelebilmesi mümkün değil.